Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte nükleik asitler kısmına geçiş yapacağız. Temel bileşenlerden nükleik asitler kısmı ÖSYM'nin her sene bakın özellikle 2 seneden beri hatta 3 seneden beri soru gönderdiği yerlerden bir tanesi. Dikkatle dinlemenizi önemli rica edeceğim. Bize özel kısımlar var. Yani bizim hakikaten böyle hani bulduğumuz kısımlar var. Onlardan da bahsedeceğim. İşinizi kolaylaştırmak adına. İyi bir ders olmuş olacak. Tabii ki de bunun detayına ne yapmayacağız? Çok fazla girmeyeceğiz. Çünkü AYT kısmında biliyorsunuz ki zaten protein sentezi ünitesinde detaylı bir şekilde işlemiş olacağız. Hadi bakalım o zaman derse geçiş yapalım. Evet, nükleik asitlere bakıldığı zaman nükleik asitler canlılarda kalıtsal özelliklerin aktarılmasını sağlamakta. Bunlar tabii işin nesi abi? Hikaye kısmı. Fasofiso muhabbeti. Organizmada hangi proteinin ve enzimlerin sentezleneceğini ne yapacaktı? Belirleyecektir. Canlının kendine özgü olmasını ve metabolizmasını ne yapacaktı? Yönetecektir. Bakın proteinler ve enzimler kime göre sentezleniyor? Nükleik asitlere göre sentezlenmiş oluyor. Hücredeki enerji üretimi, protein sentezi, kalıtsal özelliklerin aktarılması, üreme gibi olaylar nükleik asitlerle düzenlenecektir. İşte canlının boy uzunluğu, vücut şekli, metabolizma hızı gibi bütün genetik özellikler nükleik asitlerde bulunacaktır. Bunlar dediğim gibi işin hikaye birazcık kısmı. Şimdi biz nükleik asitleri DNA veyahut da RNA olmak üzere iki farklı şekilde inceliyoruz. Öncelikle bakın nükleik asitlerin yapısını biliyor olmanız lazım. Yani birazdan konuşacağım, bir sonraki parçada konuşacağım. ATP'de de durum aynı şekilde. Nükleik asitlerde de aynı şekilde. Açtığın zaman ne içerdiğini biliyor olman lazım. Hepsinde bu aynı şekilde. Kimlerden meydana geliyor? Karbon, hidrojen, oksijen zaten Allah'ın emri. Çünkü organik bileşiklerdeyim. Azot gelecek, bir de fosfor gelmiş olacak. Nükleotit adı verilen monomerden yapılmıştır. Bakın nükleotit polimer değildir. Monomerdir. Unutmayın bunu. Bu bilgi birazdan işimize yarayacak. Yani yapı taşı nükleotitlerdir şeklinde adlandırılır. Nükleotitleri açtığım zaman ilk başlangıçta azotlu organik bazın bulunmakta. Bu DNA ise veyahut da RNA ise değişiyor. Eğer ki DNA ise adenin, timin, guanin ve sitozin şeklinde adlandırılıyor. Mesela adenin deoksiribonükleotit şeklinde adlandırılıyor. Azotlu organik bazda 5 karbonlu şeker arasında glikozit bağı bulunmakta. Kimde görmüştük biz bunu? Karbohidratlarda, mesela disakkaritlerde, polisakkaritlerde bulunmaktaydı. 5 karbonlu şekerim eğer ki RNA ise riboz olacaktır. DNA ise eğer ki bu deoksiriboz olacaktır. Bakın bunlar şekerdi. 5 karbonluydu. Nerede anlattık biz bunları? Karbohidratlarda anlattık. 5 karbonlu şekerle fosfat arasında ise yağlarda bulunan ester bağımız bulunmakta. DNA ve RNA molekülleri nükleotitlerden oluştukları için bu yapı diğer monomerlere göre büyük olduğu için hücre zarından geçemez ve hidroliz olurlar arkadaşlar. Yani direkt hücre zarından geçme özelliğine sahip değiller. DNA'da 5 karbonlu şeker yerine deoksiriboz, RNA'da ise riboz bulunmakta. Bu önemli. Yani hangisinde deoksiriboz var, hangisinde riboz var önemli. Bir nükleotit oluşurken dehidrasyon sentezi bulunmakta. Ve parçalanırken de hidroliz olmakta. Dehidrasyon sonucunda ne açığa çıkacaktır? Elbette ki su açığa çıkmış olacaktır. Aynı zamanda ne olacaktır? ATP harcanmış olacaktır. İnorganik bir bileşik olan fosfat grubu yani H3PO4 yani fosforik asit aslına bakarsan suda çözüldüğü zaman ortama hidrojen iyonu vermekte. Bu nedenle nükleik asitle asitik özellik göstermekte. Hemen bir anti parantez açıyorum. Bakın amino asit karbondioksit veyahut da laktik asit, işte nükleik asit. Bakın sonu asitle bitenlerin tamamı ne gösteriyor? Asidik özellik gösteriyor. Unutmuyorsun, önemli bizim için. Neden? Daha sonrasında ortam pH'sını azalıp düşürtüyor mu ne yapıyor diye konuşuyoruz çünkü. pH'ı ne yapacaktır bunlar? Azaltacaktır. Azaltır. Tamam mı? Azaltır. pH azalırsa ne olacak peki? Asitlik artmış olacak. Nükleotidin amca oğlu olan bir tane de nükleozitimiz bulunmakta. Nükleozitin tek farkı azotlu organik baz ve 5 karbonlu şeker içerip fosfat içermemesidir. Yani adam sana nükleotit diyorsa eğer ki fosfat ne yapacaktı? Bulunacaktı. Nükleozit diyorsa eğer ki fosfat ne yapmayacaktı? Bulunmayacaktı. Yani azotlu organik bazda 5 karbonlu şeker olacak, fosfat olmayacaktı. Peki hocam, en önemli muhabbetlerden bir tanesi. Şu gudubet fosfodiester bağı. Bakın fosfodiester. Yani diyor ki iki tane diyor
nükleotit arasında bir bağ kuracaksın diyor. Ama bunların nesi arasında? Fosfatları arasında. İkisinin de fosfatları değil ama bir kısmı fosfatı ne yapacaktı? Bakacaktı anlamına gelmekte bu. Bizim tayfa çok fazla karıştırıyor bu. Şimdi bak, birinci nükleotidi yazdım, tamam mı? Şu birinci nükleotit olmuş olsun. Şu da ikinci nükleotit olmuş olsun. İki tane nükleotidi yazdıktan sonrasında birinci nükleotidin 5 karbonlu şekeriyle, bu tabii ki de ne olabilir? Riboz olabilir veyahut da deoksiriboz olabilir. Bununla birinci nükleotidin 5 karbonlu şekeriyle ikinci nükleotidin fosfat grubu arasında fosfodiester bağı kuruluyor arkadaşlar. Tamam mı? O zaman adam sana işte fosfodiester bağı ile alakalı hangisi doğrudur diye bir şey sorarsa şunu diyeceksin. İki tane nükleotit arasında gerçekleşir. Yani tek nükleotitte fosfodiester bağı bulunmayacaktır. Tamam mı? Unutmuyorsun bunu da. Birinci nükleotidin 5 karbonlu şekeriyle ikinci nükleotidin nesi arasında? Fosfat arasında bulunmakta. Söylemişiz zaten. Ha, geldik şuna. Bak, buraya yıldızımı çakıyorum abi, tamam mı? Buraya yıldızımı çakıyorum. Ben size yukarıda nükleotitlerin yapısını verdim. Fakat bu nükleotitlerin yapısını verdiğim zaman sizin kafanızda şöyle bir şey açığa çıkıyor. O zaman bunlar parçalanıyor kardeşim. Bunlar polimer özelliklidir. Hayır. Nükleotitler monomer özelliklidir arkadaşlar. Nükleotitlerden ben DNA üretirsem eğer ki, o zaman DNA bir polimer özellik taşımaktadır. Veyahut da RNA üretirsem yine polimer özellik taşımaktadır. Yani tıpkı şey gibi düşün bunu. Mesela monosakkaritler. Mesela glikoz gibi düşün, tamam mı? Glikoz neydi? Bir monomerdi. Nişasta neydi peki? Nişasta bir polimerdi, değil mi? Polimerdi. O zaman abi, o zaman şunu diyeceğim. Nükleik asit bir monomerdir. Nükleik asitlerin birleşmesiyle oluşan DNA ise bir polimerdir diyeceğim, tamam mı? Unutmuyorsun, önemli bizim için. Her şeyi ne yapmayacağız abi? İncine cincine kadar ayrıştırmayacağız yani. Bunu demeye çalışıyorum. Nükleik asitler monomer, nükleik asitlerin bir araya gelmesiyle oluşan DNA ve RNA ise polimer özellik göstermekte. Bu artık oturmuş olsun. Çok fazla soru geliyordu çünkü bana. O yüzden kitabınızın içerisine koydum bunu da. Geldik nükleik asitlerin yapısına arkadaşlar. DNA ve RNA'nın yapı taşı olan nükleotitlerde pentoz, yani 5 karbonlu şeker farklılık gösteriyor. Nükleotitlerin yapısına katılan 5 çeşit azotlu organik baz var. Adenin, guanin, sitozin, timin ve urasil. Bu 5'i DNA ve RNA'da arkadaşlar, tabii ki de ortak değil ama bakıldığı zaman değişiklik gösteren birimler var. DNA'da adenin var, timin var, A diye gösteriyorum, T diye gösteriyorum. Guanin var, G diye gösteriyorum. Sitozin var, S veyahut da C diye gösterebiliyorum. Organik bazı var. Bakın, kim yok DNA'da? Urasil yok. RNA'da ise adenin var, urasil var, guanin var, sitozin var. Kim yok abi burada? Timin bulunmamakta. Soruları çözerken pürin ve pirimidin bazlarına denk gelme ihtimaliniz yüksek. Onlara da bakalım. Pürin bazları çift halkalı bazlardır. Pürin, bakın, çift halkalı diye adlandırılır. Bu vatandaşta adenin ve de guanin şeklinde, tamam mı? A ve G şeklinde pürin bazları. Pirimidin bazları ise tek halkalı bazlardır. Timin ve sitozin. Timin ve sitozin tek halkalı, bunlar da pirimidin bazı diye geçiyor. RNA'da ise timin yerine urasil ne yapacaktır? Gelmiş olacaktır. Yani pürin ve pirimidin bazları hem DNA'da hem de RNA'da ortaktır. Nükleik asitlerin zincir olaraktan dizilişleri bulunmakta. Mesela adeninin karşısına timin geliyor. Guaninin karşısına sitozin geliyor. Örnek, adenin burada 200 ise timin de 200 olmak durumunda. Çünkü adeninin sayısı timine eşittir abi. Guanin mesela 300 ise burada, sitozin de 300 olmak zorunda. Neden? Çünkü guanin sitozine eşit olacaktır. Şu vatandaşlar ise, şurada göstermiş olduğum mavi ile çizdiğim vatandaşlar ise hidrojen bağlarıdır. Fakat Türkçe'de biz bunlara zayıf bağlar dendiği için biz bunlara zayıf hidrojen bağlı deriz. Tamam mı? Adenin ve timin arasında ikili zayıf hidrojen bağı vardır. Guanin ve sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı bulunmakta. Adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gelir DNA'da. Adenin ve timin arasında ikili zayıf hidrojen bağı kurulurken guanin ve sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı kurulmakta. Peki polinükleotit ne demek? Bakın, poli ne demektir? Çok. Çok sayıda nükleotitin birbirine bağlanması demektir.
Unutmuyorsun, önemli. Polisakkarit neydi? Çok sayıda şekerin birbirine bağlanmasıydı. Burada ise nükleotit dediğimizden dolayı çok sayıda nükleotitin birbirine bağlanması. Nükleotitlerin alt alta bağlanması oluşan şekere denmekte. Yani binlerce nükleotitin ardı ardına bir arada birbirine bağlandığını düşün, işte polinükleotit diye adlandırılıyor. Polinükleotitte peki fosfodiester bağı var mıdır? Elbette bulunmakta. Fosfodiester bağı iki nükleotit arasında gerçekleşeceği için. Tamam. Şimdi ise DNA ve RNA'ya ayrıntılı bakacağız. DNA molekülü kimlerde varmış, kimlerde yok? Şuna bakalım. DNA canlının genetik bilgisini taşıyan, bilgileri sonraki dörtlüğe aktaran, protein sentezini yöneten, doğrudan katılması da yöneten, çift iplikli bu vatandaş sarmal yapılı bir polinükleotittir. Yani çok sayıda nükleotitten meydana gelmekte. Kimlerde nerede bulunuyor? DNA şu önemli. Ökaryot hücrelerde, çekirdekte var, mitokondride var, kloroplastlarda bulunmakta. Prokaryotlarda ise zaten Allah'ın emri sitoplazmda bulunacaktır, serbest halde. DNA molekülünde karşılıklı iki zincirde bulunan prim ve pirimidin bazları arasındaki eşleşmeler daima adenin karşısında timin, yani adenin karşısında timin, guanin karşısında sitozin gelecek şekilde ne yapacaktı? Olmuş olacaktı. Yani adeninle timin arasında eşitlik var, guaninle sitozin arasında eşitlik bulunmakta. Bunları 3'e 2 yapmamın sebebi ise ne olacaktır? Hidrojen bağlarından kaynaklı. Tüm DNA moleküllerinde bir iplikte bir prim bazının karşısına karşı iplikte daima pirimidin bazı gelmekte. Dolayısıyla hangi canlıya ait olursa olsun tüm DNA moleküllerinde A bölü T, G bölü C, prim ve pirimidin bazları oranı 1'e eşit olmuş olacaktır. Şimdi bak, mantık yürüt, ezberleme. Adenin eşittir timine ya. Bunu 200 yazarsan buna da 200 yazmak zorundayım. O yüzden A bölü T oranı ne olacak? 1 olacak. E kardeşim, bunu sildim. Şurası silelim hemen. Guaninle sitozin arasında da nedir? Eşitlik bulunmakta. Buna 300 yazarsam abi, bu da 300 gelecek mi? Gelecek. E G bölü C oranına bakarsanız eğer, yine bir gelir mi? Elbette gelir. Tamam, bu da güzel. Prim ve pirimidin bazları diyor. Prim ve pirimidin bazlarında bu oran mevcut. Şimdi bunun niye 1'e eşit olduğunu birazdan bahsedeceğim. Bizim yöntem var bak şurada. Orada daha iyi anlamış olacaksın. Sen sadece şu anda kürenin pirimidine oranının 1 olduğunu bilmende fayda var. Tamam. Canlılarda DNA'larındaki A artı T bölü G artı C oranı ise türe özgüdür diyor. Yani adam size A artı T bölü G artı C oranı tongaya düşürmek amaçlı 1'e eşit derse hayır diyeceksin. Tamam, hayır diyeceksin. Unutmuyorsun. Önemli bizim için. Tamam. Şimdi bakıldığı zaman burada işte çok bilmenizi istemiyorum tabii ki, ama sadece bir şematik olarak verdik. Azotlu organik bazımız bulunmakta burada. Fosfat grubumuz bulunmakta. İşte şekerimiz bulunmakta. Kaç karbonlu? 5 karbonlu şekerimiz. Eğer ki bu vatandaş işte OH içeriyorsa RNA, hidrojen içeriyorsa sadece ise DNA olacaktı. Hatırlarsanız size demiştim ki ben 5 karbonlu şeker karbonhidratlarda hangi formüldeydi? CN H2N ON formülündeydi. Buna 5 koyarsam C5 H10 O5 olacaktır. Bak, bu vatandaş için ne dersin o zaman? Riboz dersin. Deoksiribozda ise bir oksijen eksik olacaktı. C5 H10 O4 olacak dolayısıyla, değil mi? Bak, burada bir tane oksijenli eksik. Oksijen yok, dikkat ettiysen. O yüzden hidrojen in DNA demiş. Tamam. Geldik RNA'nın yapısına. Burada ufacık değişiklikler var. Bahsedeceğim şimdi. Prokaryot hücrenin sitoplazmasında, ribozomun yapısında bak kimlerde bulunuyor? Prokaryot hücrenin sitoplazmasında. Tıpkı kim gibi? DNA gibi. Ve ribozomun yapısında bak, ribozomun yapısında da bulunmakta. Bu vatandaş, dikkat edersen, DNA'yı anlatırken ribozomun yapısında bulunur dememiştik. Ökaryot hücrenin çekirdeğinde, sitoplazmasında, ribozomun yapısında, mitokondride, kloroplastlarda bulunmakta. Bakın, çift zincirliydi DNA, bu ise tek zincirli. Sarmal yapı göstermiyor bu vatandaş. Kendini kopyalama özelliğine sahip değil. Tüm RNA çeşitleri, bakın tüm RNA çeşitleri DNA üzerinden ne yapacak? Üretilecek. Yani DNA ağır abi, RNA ise onun ne yapacak? Kalıplarını korumuş olacak. Yani onun üzerinden sentezlenecek. Protein sentezinde görev alacak, AT kısmını anlatacağız. Mesajcı RNA, mRNA diye adlandırılır. Taşıyıcı RNA, tRNA diye adlandırılır.
Ribozomal RNA ise RNA diye adlandırılıyor. Eskiden çıkmıyordu bende bu harf. RVV diye diyorduk. Şimdi ise çıkıyor. O yüzden bastırıyorum. Bazıları diyor ki hocam diyor niye diyor bastırıyorsun diyor R harfini. Lan kaç yıldan beri R'yi söyleyemiyorduk. Şu bir yıldan beri son çıkmaya başladı. Kendi kendine oluştu bu olay. Artık söyleyebildiğim için o yüzden RNA diye bastırıyorum üzerine. Hala ufacık bir kısım kaldı ama o da artık çok önemli değil. Tamam mı? Ondan dolayı R harfini yıllar boyu söyleyemeyince söylüyorsun artık sürekli üzerine basa basa. Mesajcı RNA, mRNA. Özelliklerine bakacağız şimdi. Protein sentezi için DNA'dan aldığı şifreyi ya da mesajı ribozom organına taşıyacaktı. Yani bu vatandaş bizim kalıp göreve gidecekti. Adam DNA'daki üzerindeki bilgileri alacaktır ve ne yapacaktı abi? Ribozoma taşımış olacaktır. Tamam mı? Taşıma görevi var bu adamın. Bu mesaj sentezlenecek proteindeki amino asitlerin çeşitlerini, dizi dişlerini, miktarlarını belirleyecektir. Yani mRNA'yı biz taşıyıcı olaraktan kullanıyoruz. Bunu bak direkt olaraktan sormaz. Neden? Çünkü bu konu şu an anlattığım muhabbet kimin konusu? AYT kısmındaki protein sentezinin konusu bundan dolayı. Canlıların DNA'daki farklılık üretilen mRNA'larında farklı olmasını sağlamakta. Bunun sonucunda üretilen proteinler canlı arasında farklılık gösterir. Aynı olsaydı eğer ki zaten işin içinden çıkamazdık. Canlı arasındaki protein farklı organ nakillerinin doku uyuşmazlığına sebebiyet veriyor. Yakın akrabanın DNA'ları daha benzer olacaktır bak. Yakın akrabaysan eğer ki DNA'ların da daha benzer olacaktır. Kime göre? Mesela bakteriye göre. Şimdi benim DNA'mla bakterinin DNA'sı bir mi? Değil tabii ki. Doku ve organ nakillerinin başarılı olma olasılığı daha yüksektir. Vücuda bulunan toplam RNA %5'ini oluşturuyor. Yani mRNA için %5'tir oran. Toplam RNA içerisinde tamam mı? %5. En az sayıda bulunan RNA, mRNA. Tamam mı? Unutmuyorsun bunu. Bu önemli bak yani. Tamam mı? Bir de şey bileceksin. Buradaki hikaye kısmının hepsini bilmene gerek yok. Sadece diyeceksin ki kardeşim bu adam ne görevi görüyor? Protein sentezinde DNA'dan ribozoma ne taşıyormuş kardeşim? Kodları taşıyormuş. Tamam. Taşıyıcı RNA var bir de. tRNA diye adlandırılıyor. Bunda da gözünün önüne direkt yonca yapıyor gelecek. Tamam. Yonca yapıyor. Neden? Yonca şekilde çünkü. Protein sentezi sırasında serbest amino asite bağlanıp bu amino asite uygun sıra ribozom organı taşır. Bunun taşıyıcı görevi nereden geliyor biliyor musun? Bu adam yine ribozoma hizmet ediyor arkadaşlar. Yani ribozoma bağlı çalışıyor. Ve ribozoma bu sefer amino asit taşınımı gerçekleşiyor. Amino asit taşıyor. Tamam mı? Ribozoma ne taşıyacakmış? Amino asit. Bakın RNA tek zincirli yapı gösterdiği için hidrojen bağı içermez arkadaşlar. Fakat tRNA bir nükleotit zincirinin kıvrımlar yapması da oluştuğu için buradaki kıvrımlar hidrojen bağlarıyla bir arada tutulacaktır. Yani normalde tRNA tek zincirli bir yapı sergilediği için hidrojen bağı bulunmaz. Fakat üzerine kıvrımlar yaptığı için, yonca yapılı gibi olduğu için bunlar ne yapacaktır? Kıvrımlar yaptığından dolayı hidrojen bağı içerecektir. O zaman tRNA'da hidrojen bağı varmış. mRNA'da konuşmuş muydu hidrojen bağını? Konuşmamıştır. O zaman mRNA'da hidrojen bağı yok, tRNA'da var. Bu durumda tRNA diğer RNA çeşitlerinden farklı olarak hidrojen bağı içerir. mRNA hücrede bulunan toplam RNA'nın %15'ini ne yapacak? Oluşturacak. Şimdi o zaman şurası için %5 yazmıştık mesajcı RNA için. Bunun için ise ne yazacağım abi? %15 yazdım. Şimdi %5'e %15 topla gel %20 yaptı. O zaman ribozomal RNA ne yapacak? %80'ini oluşturmuş olacak. Yani en fazla bulunan RNA çeşidi kimmiş? Ribozomal RNA'ymış. Proteinlerle birlikte ribozom organının yapısını oluşturuyor. Bakın bu artık ribozom organının yapısını oluşturuyor. Diğerleri taşıyıcılık görevi yapıyordu. Bu ribozomal RNA ise ribozomun yapısını oluşturuyor. Ribozomal RNA hücrede çekirdekçikte üretilir. Bak bu bilgiyi şunu sordu. O zamanlar sınavın ismi neydi? YGS'ydi. YGS'de o zamanlar 13 soru çıkıyordu maalesef. Yani maalesef dediğim şimdi çıksın isterim çok fazla soru ama maalesef 13 tane çıkmıyor artık. Bizde TYT kısmında 6 soru geliyor. O zaman da 13 soru çıkıyordu. O zamanlar bunu sordu arkadaşlar. Yine sorma ihtimali var bu yüzden. Çok böyle kıyıda köşede kalmış bilgi olduğu için sormuştu o zaman. Hücrede bulunan toplam RNA'nın 80'ini oluşturuyor. Kendi üzerine katlanmalar yaparak hidrojen bağını oluşturuyor. Bu bilgi yeni eklendi dostlar.
Daha öncesinde hidrojen bağı oluşturmaz diyorduk biz. Ama şimdi artık hidrojen bağı oluşturuyor. O zaman hidrojen bağı içeren vatandaşlar için ne diyeceğim? mRNA'yı sayacağım mı? Hayır, saymayacağım. Yok çünkü. tRNA'yı sayacağım mı? Sayacağım. Ve de ribozomal RNA'yı ne yapacağım? Sayacağım. Tamam mı? Unutmuyoruz. Önemli. Çünkü ülke sorunu haline geldi artık. Hangisinde hocam varmış şey? Hidrojen bağı. Bu işte olay bu. Şimdi daha öncesinde adamlar sayısal ifade sormayı çok fazla seviyordu. Şimdi ise sayısal ifadeleri sormuyorlar. Ama oran soruyor. Yani işte pürinin pirimidine oranı, tamam mı? İşte zayıf hidrojen bağının şuna oranı, toplam nükleotit sayısının buna oranı şeklinde. Ben de kendimce bir yöntem geliştirdim. Bu yöntem size soruları çözmenizde oldukça yarar sağlayacaktır. Soruların 199,9'u bu yöntemle çıkıyor. Çıkmayan bir tane soru tipi var. Onu da dökümana ekledim. Orada da birazcık çakallık yapmanız gerekiyor. Konuşacağım. Gel bakalım şimdi. Şimdi biz bakın burada yapacağımız iş şu. Bak gözünü kulağını dört aç dinle. Tamam mı? Zor bir kısım değil. Sadece dikkat dinlemen lazım yoksa patlarız abi. İki tane çubuk çiziyorum buraya. İki tane çubuk çiziyorum. Sonrasında bu çubukların şu kısmına bakın şöyle kocaman bir arasın A harfini çiziyor. Bu çubuklarda şuraya A yazdım. Adeninin karşısına gelecek timin yazıyorum. Yazdım. Guanin yazdım. Guaninin karşısına gelecek A? Sitozin gelecek. Yazdım. Adeninle timinin zayıf hidrojen bağları kaçtı? 2 idi. Guaninle sitozinin zayıf hidrojen bağları kaçtı? 3'tü. Cepte mi? Cepte. Ben bu vatandaşın tamamına A diyorsam, bu iki tane çubuğun içermiş olduğu vatandaşlara ise A bölü 2, A bölü 2 diyeceğim. Tamamı A ise bunlar ise A bölü 2, A bölü 2 gelmiş olacak. Şuradaki A harfinin bize vermiş olduğu sayısal değerler. Bunlar ise nükleotit sayısı, azotlu organik baz sayısı, deoksiriboz sayısı, fosforik asit sayısı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Soru da size nükleotit sayısı derse, azotlu organik baz sayısı derse, deoksiriboz sayısı derse, fosforik asit sayısı derse bunların tamamı birbirine eşittir arkadaşlar. Tamam mı? Birbirine eşittir. Niye peki? Ezberletiyorsun ya sen ezberci bir adamsın diyeceksin şimdi. Değilim abi. Bak şimdi. Nükleotit demek ne demekti arkadaşlar? Azotlu organik baz. Azotlu organik baz. 5 karbonlu şeker. Ve de neydi? Fosfattı değil mi? E kardeşim bunun tamamına nükleotit diyorsan sen nükleotit. Burada bir tane nükleotit var. Evet. E burada bir tane azotlu organik baz var. Evet. Bir tane mi 5 karbonlu şeker var? Evet. Bir tane fosfat var? Evet. E hepsinin sayısı bir değil mi zaten? Evet. O yüzden tamamı eşit olmuş olacak. Bundan iki tane varsa bundan da iki tane olmak zorunda. Bundan da iki tane olmak zorunda. Bundan da iki tane olmak zorunda. Ha, tamam o zaman mantığı buymuş. O zaman şu vatandaşım için konuşursam yani şu Çengel'deki vatandaşım için konuşursam. Burası 500 ise A'nın tamamı 500 ise o zaman A bölü 2 A bölü 2 kaç gelecek? 250'ye ne gelmiş olacak? 250 gelmiş olacak. Ha. O zaman bunları da ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Peki hocam buradan pürinle pirimidini çıkartabilir miyiz? Çıkartırız abi. Pürinle neyi? Pirimidini çıkartabiliriz. Nasıl çıkartacağız? Şu vatandaş, şu bir tane çubuk yani. Pürin. Şu vatandaş diğer çubuk ise pirimidin. Ha, bu da çıkıyormuş lan. Süper o zaman tamam. Yani A ve G prim bazları, T ve S pirimidin bazları şeklinde adlandırılmış olacaktır. Peki hocam başka nasıl yapabiliriz? Yani buradan başka ne çıkar? Şu çıkar. Adam sana adenin sayısını verirse 200 mesela. 200'ü verdi tamam mı? Sen ne yaparsın? Bunun karşısına da 200 yazarsın. Neden? Çünkü bu 200 ise bu da 200 olacak eşitlikten dolayı. Adam sana nükleotit sayısını 1000 verirse eğer ki dersin ki baba bu A'nın tamamı 1000'miş. Burada 1000 ise eğer ki şuraya ne kalacak? A bölü 2 kalacak. O zaman burası 500'müş, burası da 500'müş dersin. Adam sana aynı zamanda adenin 200 verirse şunun tamamı 500 olacaksa buna da 300 kalır. Bunun tamamı 500 olacaksa buna da 300 kalmış. Bak direkt hepsini bulmuş oldum.
Adam sana zayıf hidrojen bağını sorarsa dersin ki 200 çarpı 2 ne geldi? 400. 300 çarpı 3 ne geldi? 900. Topla gel yaparsın 1300. E kardeşim, o zaman buraya da zayıf hidrojen bağı sayısını yazar. Tamam mı? Yani A'nın tam ortasına zayıf hidrojen bağını da yazabilir. Tamam, olay bu. Bunun tamamını anlattık zaten. Soruda ister azotlu organik baz sayısı, ister deoksiriboz sayısı, ister fosforik asit sayısı desin, hiç fark etmez. Bunların tamamı nükleotit sayısına eşit olmuş olacaktır. Geldik şuna. ÖSYM'nin son yıllarda özellikle sorduğu yerlerden bir tanesi, aman neyim dikkat ederim, MEP kitabında mevcut. Yapısında şimdi DNA'ya bakıyoruz ve DNA'yı kıyaslıyoruz. DNA'nın yapısında adenin var, guanin var, sitozin var, timin bulunmakta. RNA'nın yapısında ise adenin, guanin, sitozin, timin yok. Onun yerine ne var? Urasil. Burada DNA'da deoksiriboz şekerimiz bulunmakta. RNA'da ise riboz şekerimiz bulunmakta. Yapısında inorganik fosfat grubu var. Yapısında yine inorganik fosfat grubu bulunmakta. DNA çift iplikli, RNA tek iplikli. Kendine eşleyebilme özelliği ve onarabilme özelliği bulunmakta. Bunun ise RNA'nın ise kendine eşleme onarılma özelliği yok. Yıkılıp yeniden yapılamaz. Yıkılıp yeniden yapılabilir arkadaşlar. Ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, mitokondri, kloroplastlarda, prokaryotlarda, sitoplazmada bulunmakta. Ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, sitoplazma, mitokondri, kloroplast ve ribozomlarda, bakın ribozomlarda unutma. Prokaryotlarda, sitoplazma ve ribozomlarda bulunuyor. Yani RNA bir de ribozomlarda bulunuyor, unutmayacağız. Protein sentezine doğal yoldan katılıyor. Neden doğal yoldan katılıyor? Çünkü DNA üzerinden sentez yapılıyor. Bu yüzden direkt olaraktan katılmıyor. Doğal yoldan katılıyor. Protein sentezine doğrudan katılıyor. Çünkü DNA'dan almış olduğu bilgiyi doğrudan ne yapıyor? İşleme özelliğine sahip. İşleme. Nereye aktaracak? Ribozoma aktarmış olacak. A bölü T, G bölü C, pirin pirimidin bazları 1'e eşit. Bunda ise böyle bir oran yoktur RNA'da. Bir de şuna değinecektim. Pirin bölü pirimidin oranı niye 1'e eşit? Bak, çık yukarı bizim yönteme bakalım hemen. Pirin neresiydi abi? Pirin neresi? Burası değil mi? Pirin. Pirimidin neresi? Burası. Bak, pirin için ne konuşmuştum ben? A bölü 2 demiş miydim? Demiştim. A bölü 2 yazdım. Bölü çektim. Pirimidin neresi? Şurası. Burası da A bölü 2 mi? Evet. O zaman A bölü 2 yazdım. Ne geldi? 1 gelmiş oldu. Tamam, olay bu. Bizim yöntemle hepsi çıkar. Bir tane soruda sadece sıkıntı açığa çıkabilir. Onu da konuşacağım zaten. Merak etme yani. O soru şu soru zaten. Konuşacağım. Şimdi ise örnek çözümüne geçeceğiz. Örnek çözümüne geçmeden öncesinde bir ara vereceğim. Çayını, kahveni yudumla güzelce. Ondan sonrasında gel örnekleri çözelim. Örnekle detaylı anlatacağım için daha fazla süreyi aşındırmak istemiyorum. 28 dakika olmuş çünkü. Bir sonraki parçamızda ise nükleik asitlerin örnek çözümleri tekrardan birlikte olmuş olacağız. Şimdilik hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.